Geçen ay Sosyal Demokrat kesimde büyük bir hareketlilik yaşandı. Bunun nedeni de çıkarılması beklenen bir yasa. Bu yasayla bir ayıbımızı örteceğiz. Ve 12 Eylül sonrası kapanan tüm partiler, CHP dahil, açılacak. Bu gelişme diğer partileri pek heyecanlandırmadı. Çünkü eski partililer bugün kendi yeni partilerindeler. Oysa CHP'nin tabanı ve kadroları biliyorsunuz iki ayrı partiye dağılmış durumda. Şimdi herkes CHP'nin yeniden açılışına yeni bir birleşme umudu olarak bakıyor. Biz de geçen ay bu umutların simgesi iki liderle, Bülent Ecevit ve Erdal İnönü ile görüştük. Ama bu söyleşilere geçmeden önce İnönü ve Ecevit'in CHP ile birlikte nasıl büyüyüp bugünlere geldiklerine bir bakalım. Türk milleti çalışkandır. Türk milleti zekidir. Mustafa Kemal, Halk Fırkası adıyla siyasi bir parti kurmaya niyetli olduğunu açıkladığında yıl 1922 idi. Yani tam 70 yıl önce. Bu konuşmadan bir yıl sonra 9 Eylül 1923'te Halk Fırkası kuruldu. CHP kurulduktan 2 yıl sonra 1925'te İstanbul'da Bülent Ecevit doğdu. Hemen bir yıl sonra da 1926'da CHP'nin başkan vekili İsmet İnönü'nün Erdal adında bir oğlu oldu. Erdal da Bülent de İkizler Burcu'ndandı. 70 yıllık CHP tarihi İnönü ve Ecevit soyadlarında özetlenebilecek kadar kısaydı aslında. Erdal İnönü doğuştan CHP'liydi. 1938'de Atatürk ölünce İnönü CHP'nin değişmez genel başkanı seçilmişti. Tek parti döneminin milli şefi İnönü, ortanca oğlu Erdal'ı mümkün olduğunca yanından ayırmamaya çalışırdı. Erdal İnönü 1943'te fen lisesini bitirince baba mesleğinde değil fizikte karar kıldı. Savaş yıllarında fen fakültesi fizik bölümüne girdi. Kürsüde ilk provasını o yıllarda yaptı. Aynı yıllarda Bülent Ecevit de İstanbul Amerikan Koleji'nde okuyordu. Fizikten çok edebiyat ve felsefeye düşkündü. Kolejde aynı sınıfta okuduğu Rahşan adlı bir kıza aşıktı. Liseyi bitirince dil tarihin İngiliz filolojisi bölümüne girdi. 1946'da Rahşan Aral'la evlendi ve Londra'ya İngiliz basın ateşeliğine gitti. Ecevitlerin Londra'da yaşadığı yıllarda Erdal İnönü de Amerika'da Kaliforniya Üniversitesi'nde fizik doktorası yapıyordu. Onlar yurt dışındayken CHP tarihinin en zorlu günlerini yaşıyordu. Tek parti dönemi sona ermiş ve milli şef ilk demokratik seçimde kaybetmişti. Devleti kuran parti artık muhalefetteydi. 50'lerin başında hem Ecevit hem İnönü yurda döndüler. İnönü Fen Fakültesine asistan oldu. Ecevit ise Halkçı Gazetesi'nde yazarlığa başladı. Ama 1957'de ikisi birden birbirleri peşi sıra Amerika'ya gittiler. Aslında 1957 yılı her ikisinin yaşamlarında da son derece önemli bir yıldı. Erdal İnönü o yaz Heybeliada'da babasıyla yaz tatili yaparken Sevinç Hanım'la evlendi. Bülent Ecevit ise Amerika'dayken aldığı bir teklifle acele Ankara'ya dönüyor ve 1957 seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin Ankara listesinden meclise giriyordu. Henüz 32 yaşındaydı. DP iktidarı 27 Mayıs'ta devrilince Ecevit de İsmet İnönü ile birlikte kurucu meclise girdi. Askeri yönetim DP'yi kapatmış, parlamento sıraları CHP'ye kalmıştı. İsmet İnönü'nün meclise döndüğü yıl Erdal İnönü de yurda dönmüş ve ODTÜ'de fizik profesörü olarak göreve başlamıştı. 1960'ların olaylı yılları boyunca Erdal İnönü akademik kariyerinde tırmanacak ve rektörlüğe kadar yükselecekti. Aynı dönemde Ecevit de siyasal kariyerinde yükseliyor ve 1961 seçimlerinden sonra kurulan koalisyon hükümetinde Çalışma Bakanı olarak görev alıyordu. Ama yıldızı asıl 1965'te CHP'nin seçim yenilgisinin ardından parladı. Ortanın solu sloganına sarılarak genel sekreterliğe yükseldi. 12 Mart'tan sonra ise İnönü'nün askeri hükümete bakan vermesini protesto ederek genel sekreterlikten istifa etti. Bu Ecevit için birinci İnönü Savaşı'ydı. 1972 yılında savaşı kazandı ve CHP'nin başına geçti. Atatürk ve İnönü'den sonra CHP'nin 3. Genel Başkanı Bülent Ecevit'ti. Cumhuriyet Halk Partisi kuruluşumuzdan beri milliyetçiliğin edebiyatını değil eylemini yapmışız. Ecevit'in genel başkanlığını İnönü ailesinden sadece bir kişi kutladı, Erdal İnönü. 12 Mart'ta ODTÜ olayları nedeniyle mahkemelik olmuş, sonra da ODTÜ'den ayrılarak Boğaziçi Üniversitesi'ne geçmişti. 70'ler Ecevit'in iktidar yılları oldu. 1973'te CHP'nin oyları onunla patladı. CHP-MSP koalisyonunun başbakanı Ecevit, Kıbrıs harekatıyla kahraman oldu. 1977'ye gelindiğinde cephe hükümetinden bıkmış kitleler için Ecevit bir umudun adıydı.
Karaoğlan'ın adı dağlara taşlara yazılıyor, mavi gömleği kurtuluşun simgesi oluyordu. Milli Güvenlik Konseyi'nin bir numaralı bildirisi. Yüce Türk Milleti. 12 Eylül'le birlikte Ecevit için yeni bir mücadele başladı. Önce Hamza Koy da gözetim altına alındı. 1,5 ay sonra da CHP Genel Başkanlığından istifa etti. Tekrar Dahtiyosu'nun başına döndü. 1981'de arayışı çıkarmaya başladı ancak bir süre sonra dergisi kapatıldı. 1981 Ekim ayında ise kapatılma sırası CHP'deydi. Atatürk'ün kurduğu parti 60 yıl sonra diğer partilerle birlikte bir küçük bildiriyle kapatılıyor ve malları hazineye devrediliyordu. Partinin son genel başkanı Ecevit ise askeri yönetimi kınayan demeçlerinden dolayı birbiri peşi sıra mahkumiyetler alıyor ve cezaevine konuluyordu. Sonunda 1982 anayasasıyla 10 yıl siyasetten yasaklandı. İşte Erdal İnönü bu aşamada devreye girdi. Yeni partiler kurulurken CHP tabanı bir birleştirici isim arayışındaydı. Yine bir İnönü bulundu. Yeni İnönü Boğaziçi Üniversitesi'ndeki görevinden istifa etti ve SODEP Erdal İnönü'nün yaş gününde doğdu. Her şey sil baştan başlıyordu ama önce İnönü sonra da partisi askeri yönetimce engellendi ve seçime sokulmadı. SHP ve DSP'nin kuruluşu ancak 1985 sonunda mümkün olabildi. Artık devrilen CHP çınarının iki mirasçısı vardı. Ecevit için ikinci İnönü Savaşı başlıyordu. İşte birleşmesi en çok istenen iki liderin ve bir partinin öyküsü. Yaşamlarının birbirlerine ne kadar paralel gittiği ve nasıl birbirlerine benzediği dikkatinizi çekmiştir. Ama bu benzerlikler bu iki insanı bir araya getirmeye yetmiyor. Nitekim bu masada bir araya gelip birlikte tartışma önerimiz de gerçekleşemedi. Bunun yerine her ikisiyle ayrı ayrı görüştük ve aynı soruları sorduk. Nedir paylaşılamayan? İşte başlangıçtan geliyor. Yeniden partiler kurulurken o zaman bizi çağıran arkadaşlar ki bugün Genel İdare Kurulu'ndaki insanlar, CHP'nin yeniden açıldığında ortaya çıkan insanlar, arkadaşlarımız, onlar Ecevit'e de aynı çağrı yaptılar. Ecevit kabul etmedi. Hayır, şimdi partiyi açmayın dedi. Olmaz dedi. Şimdi sırası değil dedi. Bizi çağırdılar, biz pekala dedik. İşte mesele buradan kaynaklanıyor. Halkçı Parti SODEP birleşmesinde bence çok acele davrandı. O zaman uyarılarda da bulunmuştum. Biraz zaman geçerse bir bütünleşme daha kolay olur diye, fakat dinletemedim. Çünkü Türkiye'de kolaycılığa alışıldı. Bir an önce bir yerlere gelmeye, bir şeyler olmaya alışıldı. Fakat sonuç ne oldu? O kadar kötülenen, hor görülen, hatta boykot edilmek istenen Halkçı Parti %32'nin üstünde oy almıştı. Halkçı Parti ile SODEP birleşip SHP kuruldu. Oyları %24'e, %25'e indi. Neden? Tabii şunu cevap vereyim. Biz o zaman ortaya çıkmasaydık bugüne gelemezdik. Dolayısıyla kimin haklı olduğu meydana çıktı. Boşluk bırakmanın yanlış olduğu, tam tersine ortaya çıkıp o zamanki şartlar altında, o zamanki zorluklara karşı kendimizin küçümsenmesini aldırmayarak ortaya çıkıp ve bir örgütlü hareketin önünde ortaya çıkıp gayret göstermenin faydası ortaya çıktı. Onlar olmasaydı bugün buraya gelemezdik. Dolayısıyla kimin haklı olduğu meydanda. Kendinizi bir yerde CHP'nin gerçek varisi olarak görmüyor musunuz? Ona ben kendim karar vermem. O şekilde olmaz bu iş. Bir defa bu konuları bu şekilde konuşmak, şimdi konuşmak yanlıştır. Çünkü daha CHP'nin açılmasına olarak verecek siyasal düzenleme yapılmamıştır. Meclisten çıkmamıştır. Biraz bekleyelim, meclisten çıksın. Herkes durumu açıklıkla görsün. Herkes nerede olduğunu anlasın. Nasıl buraya geldiğimizi bir düşünsün. Ondan sonra siyasetin demokratik gelişmesi kendisini gösterecektir. Ve o Türkiye'nin hayrına olacaktır. Bunda hiç mesele yok. Cumhuriyet Halk Partisi demokratik sol bir siyasal partidir. Fakat ne Halkçı Parti, ne SODEP, ne de SHP demokratik sol terimini ağızlarına aldılar. Yani o Cumhuriyet Halk Partisi'ne büyük güç katmış ve çağdaşlık kazandırmış olan bir kavramı, bir temel felsefeyi unutmuş görünüyorlar. O bakımdan CHP'nin mirasçısı olamazlar, bir. İkincisi, Cumhuriyet Halk Partisi Misak-ı Milli'den ve Kuvayi Milliye'den doğmuş bir partidir. Yani Türkiye'nin bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü korumak için and içenlerin kurdukları bir partidir. O halde sırf Güneydoğu'da biraz daha fazla oy alabilmek uğruna Türkiye'yi bölmek istediklerini açıkça dile getiren kimseleri sırtında meclise taşımış olan bir parti asla Cumhuriyet Halk Partisi'nin mirasçısı iddiasında bulunamaz. Bundan Sosyal Demokrat Halkçı Partililerin
büyük çoğunluğunu soyutluyorum. Onların da bu olaydan benim kadar, en az benim kadar rahatsız olduklarına güveniyorum. Fakat bir kuruluş olarak Cumhuriyet Halk, Sosyal Demokrat Halkçı Parti bu hatayı işlemiştir. Ve artık bundan sonra kesinlikle mirasçılık iddiasında bulunamaz. Peki siz kendinizi doğal varis olarak mı görüyorsunuz? Hayır, ben kimseyi doğal varis olarak görmüyorum. Benim doğal hakkım Cumhuriyet Halk Partisi'nin son genel başkanı olarak kabul edilmektir. Ama bundan sonrası için öyle bir iddiam yok, ille ben olmalıyım diye. Eğer benden görev istenecek olursa halka güven verebilmek ve tutarlı bir yapı oluşturabilmek için başlangıç aşamasında bazı koşullarım olabilir, olur diyorum. Siz bundan önceki bir konuşmanızda sosyal demokratları eğer birleştirmeyi gerçekleştireceğimse koltuğumu bile bırakırım demiştiniz. CHP bunu birleştirirse koltuğunuzu bırakır mısınız şimdi? Şimdi benim başbakan yardımcılığı koltuğum da var. Onun için neyi bırakacağımı bilmiyorum. Bir görevimiz var. Bu görevi yürütürken bu görevi aksatacak bir şey yapamam. Bunu söylemek bir herhangi bir sıkıntı çıkarmak değil ama seçmenlerin belki bize bir görev var. Yani çok yanlış bir yaklaşım var. Öyle bir sanı var ki biz iktidara geldik. Artık mesele kalmadı. İktidara niye geldik? Vaatlerimizi gerçekleştirmek için. Onlar nasıl olacak? Onlar mecliste bütün grubumuzla, bütün örgütümüzle bu vaatler doğrultusunda uğraşarak olacak. Yoksa biz vaatleri yaptık, iktidara geldik. Vaatleri de artık başkası gerçekleştirsin. Biz şimdi başka partiyle uğraşacağız. Böyle şey olur mu? Bu gayet gayri ciddi bir yaklaşımdır. Ben buna gelmem. SHP'nin yapısındaki tutarsızlık son zamanlarda büsbütün belirgin ölçülere vardı. Ve SHP'de pek çok yetenekli insan, politikacı, uzman bulunduğu halde bunlardan gerekli verim sağlanamaz hale geldi. Ve belediyelerin büyük çoğunluğu SHP'ye teslim edildiği halde, öte yandan SHP 6 aydır iktidar olduğu halde, iktidar ortağı olduğu halde SHP'deki erime sona eremedi. Demek ki doğrultu ve yapı tutarlılığı özellikle soldaki bir parti için son derecede önemlidir. Ben bir iş yapıyorum. O işin dışında sözler söylemek benim için lükstür. Şimdi CHP'nin ben ne kadar önemli bir parti olduğunu söylüyorum. CHP'nin yeniden açılmasına olanak verecek hareketi yapıyorum. Ama başkaları diyebilirler ki canım ondan bir şey çıkmaz. Biz sahibiyiz. İyi de yani biz bu şey yapmazsak siz ortaya çıkamadınız. Bizim oylarımız 1970'lerde %27'den %42'ye yükseldi. O yeni oylar bize sağcı partilerin tabanındaki demokratik solculardan geldi. Şimdi biz Cumhuriyet Halk Partisi'ni yeniden kurarken o kesime itici bir davranış içine girmezsek ve özellikle de Türkiye'nin bölünmesine adeta yeşil ışık yakan kimseleri veya solculuk anlayışı çok geride kalmış olan çevreleri içimize almazsak bu dediğim gibi hem demokratik sol partililere hem sosyal demokrat halkçı partilerin büyük çoğunluğuna hem de sağcı partilerin tabanındaki demokratik solculara güven verir ve biz 1970'li yılların o keskin kutuplaşmalı döneminde bile %42 oy aldığımıza göre şimdi en az belki de çok daha fazla oy alabiliriz, yapılanmaya gereken özeni gösterirse. Yani bir yerde şunu söylüyorsunuz, sağlıklı kurulursa, benim istediğim açıdan sağlıklı kurulursa o zaman bütün sol birleşebilir ve CHP eski CHP haline dönüşebilir. Şimdi tabii ben derken benim bu konuda bir deneyimim olduğu için öyle konuşuyorum. Yani kendime büyük önem verdiğim için değil. Demokratik sol hareketin ve felsefenin, onun o hareketin temelindeki felsefenin oluşturulmasına benim bir takım katkılarım oldu. Ve o katkıları kendi siyasal yaklaşımımla birlikte, genel eğilimlerimle birlikte bütünleştirerek toplumun evvelce Cumhuriyet Halk Partisi'ne çok ters bakan bazı kesimlerine güvence verebildik. Şimdi çok daha fazla güvence verebilir durumdayız. O kesimlerle aramızda hiçbir sıkıntı yok. O açıdan ben geleceğe umutla bakabiliyorum. Herkesin umudu kendisindedir, onu bilemem. Ama benim gördüğüm durum başka. Onu biraz sonra sorarsanız anlatırım. Fakat CHP'nin uyandırdığı ilgi tarihi kişiliğinden, tarihi yapısından kaynaklanıyor. Bu elbet böyle olacaktır. Doğrusu budur. Peki
Bundan siz zararlı çıkmayacak mısınız? Zira bu üçüncü parti olarak ortaya gelebilir ve sizin oylarınızdan bir bölümü de oraya gidebilir. Biz niye zararlı çıkacağız kardeşim? CHP'nin açılmasını kim gerçekleştiriyor? SHP gerçekleştiriyor. SHP ile DYP bugün meclisteki oyları sayesinde bugün CHP'nin açılmasına olanak veren ortamı hazırlıyorlar. Başkası yapmıyor. Bunu biz yapıyoruz. İnandığımız için yapıyoruz. Demokrasiye inandığımız için yapıyoruz. Demokrasinin gelişmesinden hiçbir siyasetçi zarar görmez. Demokrasinin daha iyi yerleşmesinden, daha pekişmesinden, daha olgunlaşmasından siyaset her zaman yarar görür. Niçin biz zarar göreceğiz? Bu konuşmamızdan yalnız benim algıladığım şu oluyor. Siz diyorsunuz ki eğer benim koşullarım kabul edilirse, ki neler olduğunu da açıklıyorsunuz, kabul edilirse o zaman ben bu işin içinde varım. Aksi halde ben bu tekrar Cumhuriyet Halk Partisi'nin oluşturulması şeyin içinde yokum. Tabii, çünkü eğer Cumhuriyet Halk Partisi yeniden açılırken, kurulurken yapılandırılmasına ve doğrultusuna gereken özen gösterilmezse ortaya çıkacak olan CHP büyük bir hayal kırıklığı uyandırır ve bu CHP'ye askeri yönetimin indirdiğinden de daha ağır bir darbe olur. Ben bunun sorumluluğunu tarih önünde üstlenemem. Erdal İnönü ile kişisel ilişkileriniz nasıl? Karşılaştığınız zaman ne yapıyorsunuz? Nasıl görüşüyorsunuz? Benim eski arkadaşımdır. Yani ailece eski dostluğumuz vardır. Yalnız bu SHP-DSP aşamasında hani birbirimizle merhabalaştığımız zaman bile DSP ile SHP birleşiyor havası SHP çevrelerinden yayılmıştır. O yüzden yüreğime taş basarak özel ilişkilerimizde dikkatli davranma gereğini duydum. Sayın Ecevit'le dostluğumuz eskidir. Dostluğumuz devam ediyor. Siyasette karşı karşıya kalmamız bu dostluğu etkilemiyor. Karşılaştığımız zaman elbette el sıkışıyoruz, hatırımızı soruyoruz. Ama siyasette de biliyorsunuz Sayın Ecevit her zamanki üslubuyla bizi sürekli eleştiriyor. Mesele değil.